Bu yıl 2 yıldır böyle çok üzerinde durarak yapamadığımız Kiraz Festivali'nin 27.sini inşallah Yeşil Yurdumuzda yapacağız. Şimdiden planlamamızı yapıyoruz. Kiraz Festivali'nin başlangıcından birkaç gün önce etkinlikler başlayacak. Bitiminden sonra da yine birkaç gün o etkinliklerle bağlantılı bir şekilde gelen misafirlerimizin ağırlanması ve Yeşil Yurdun tanıtılmasıyla da devam edecek. Özellikle bu yıl bize gelen yoğun talep üzerine yaz akşamları konserini 3'e çıkarttık. Yaz boyunca 24, 25, 26 Haziran tarihlerinde Büyükşehir Belediye'mizin hemen yan tarafındaki AVM ile o aradaki toplantı alanı olarak belirlenen alanda da konserlerimizi yapacağız. Konserlerimizde 3 tane önemli sanatçımızla anlaştık. Kıraç, Mustafa Ceceli ve Manga konserleri olacak. İnşallah o konserlerle de halkımızla birlikte doya doya hem yazın o mahmurluğunu üzerimizden atmış olacağız hem de Kiraz Kültür ve Spor Festival kapsamında şehrimizi bir nebze olsun daha tanıtmış olacağız. Tabii onunla birlikte Lezzet Caddesi'nde, Beylerderesi Şehir Parkı'nda, şehir merkezindeki Çilesi Sent Pazarı'nda, Yeşiltepe bölgesinde, çevre yolunun altındaki diğer Melek Baba, Çarmuzu, Kiltepe gibi mahallelerimizde birkaç mahallenin ortak noktalarında da yerel sanatçılarımızla yine o yörede yaşayan halkımızın rahat bir şekilde gelebilecekleri çocuklara yönelik etkinlik, organizasyon, Hacivat, Karagöz, Orta Oyunu onları eğlendirecek çeşitli sihirbaz, hokkabaz tarzı etkinliklerle de halkımızı aslında bir anlamda Kiraz Kültür ve Sanat Spor Festivali kapsamında biraz daha farklı etkinliklerle de buluşturacağız. Aynı zamanda biliyorsunuz geçen gün yazarımız Hayati İnanç getirmiştik. Bostanbaşlı Kültür Sanat Merkezi'nde bir kendisine bir konferans, bir seminer verdirmiştik. Yine ondan önce Kültür Kongre Merkezi'nde Saliha Erdim diye yazarımızı getirmiştik. Benzer etkinliklerle de yaz boyunca hem kendi mekanlarımızda hem de bölgemizde etkinlik yapmaya uygun olan yerlerde de bu tarz etkinliklerle de hem Kiraz Kültür Spor Festivali kapsamındaki etkinliklere destek olacağız. Hem de dediğim gibi 27.sini düzenleyeceğimiz Kiraz Kültür ve Spor Festivali bölgemizin tanıtılması, dışarıdan misafirlerimizin gelmesi, şehrimizin marka değerinin arttırılması ve şehrimizin dış paydaşlarıyla daha fazla bir araya gelmesi, onların bakış açılarının ölçülmesi, onlarla istişareler yapılması ve özellikle de biliyorsunuz biz birkaç yıldır yeşil alan çalışması, çevreyle ilgili çalışmalar, spor çalışmaları, gençlik çalışmaları, kadın aile çalışmaları üzerine çok büyük mesafe aldık. Aynı zamanda da şehrimiz artık bir sanat kültür şehri oluşturmuş olduğumuz müzeler var. Şu anda aktif bir şekilde kullanılan 8 tane müzemiz var ve Yeşil Yurdumuzun genelinde 13-14 tane sosyal tesise ulaştık. Bu tesislerle birlikte şehrimizde faaliyette bulunan yerel gastronomi merkezleriyle, restoranlarla da işbirliğine girerek şu anda özellikle Yeşil Yurt'ta ve Malatya genelinde tescillemiş olduğumuz yaklaşık tescil başvurusunda yanlış bilmiyorsam 67 ürünümüz var. Bunların 30 civarı tescillendi. Bunların büyük bir kısmı da bizim ilçemizde yer alıyor. Bu ürünleri tanıtmamız lazım, bu ürünleri anlatmamız lazım, dışarıdan gelen misafirlerimize tattırmamız lazım. Yeni yeni biz dışarıdan ne kadar çok misafir çekersek turizmi de canlı tutarız, şehir de canlı olur. Hem otellerimizin doluluk oranı artar hem de bölgede dışarıdan daha fazla da misafir ağırlamış oluruz. Her yönüyle Kiraz Kültür Spor Festivali de bunun bir anlamda bir yansıması ve bu şekilde şehrin tanınması noktasında da güzel ve önemli bir yeri var. O yüzden de bu yılki festivalimize biraz daha ağırlık veriyoruz, biraz daha önem veriyoruz. Bu kapsamda şimdiden hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta biraz daha ileri gidip Kiraz Kültür Spor Festivali'nden bir hafta kadar sonra da bu yıl İstanbul'da da benzer bir organizasyonla benzer bir tanıtım faaliyeti çalışmamız da var. İnşallah onu da yapabilirsek burada yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbul'da da anlatırız. Özellikle İstanbul'daki hemşehrilerimizin sahiplenmesi ve dışarıdan daha fazla misafirlerimize ulaşması noktasında da
değerlidir diye düşünüyorum. Tekrardan bu vesileyle İhlas Haber Ajansı olarak bizlere bu fırsatı verdiniz. Ben de sizlerin aracılığınızla hem Malatya'mızda yaşayan bütün hemşehrilerimizi hem de şehir dışında, yurt dışında olan bütün hemşehrilerimiz başta olmak üzere misafirlerimize ve Malatya gönüllülerine, Malatya'ya gelmek isteyen, bölgemizi görmek isteyen misafirlerimize de çağrıda bulunuyoruz. Planlamalarınızı eğer Kiraz Kültür ve Spor Festivali takvimine göre yaparsanız bizim etkinliklerimize de aktif bir şekilde katılmış olursunuz. Hem de en iyi şekilde sizlere de misafirperverlik göstermiş oluruz. Tekrardan bütün herkesi şimdiden davet ediyorum. Kiraz Kültür ve Spor Festivali'nin 27.sini düzenleyeceğimiz bütün etkinliklerimize.